Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle paraşütle oynamak çok eğlenceli adlı ikinci sınıf Türkçe metnini işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle hazırlık sorusuyla başlayacağız arkadaşlar. Ne diyor bize? Arkadaşlarınızla hangi oyunları oynamaktan hoşlanıyorsunuz ve bu oyunlardan birinin nasıl oynandığını anlatınız. Evet arkadaşlar, bununla ilgili bir çalışma yapacağım ve ikinci sorumuz da şu. Metnin resimlerini inceleyin ve resimlerden hareketle metnin konusunu tahmin edip söyleyin. Öncelikle birinci soruyu cevaplayalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Diyor ki bir oyun belirleyin. Hadi bakalım, ben bir oyun belirledim arkadaşlar. Körebe. Kuralları neler? Oyuncu sınırı yok. Ebe seçilen kişinin gözleri bir malzemeyle kapanır. Ve kime dokunursa yeni ebe o olur. Bu kadar basit arkadaşlar. Peki resimlere bakacak olursak. Burada ne yapıyorlar arkadaşlar? Çocuklar bir kumaşı alıyor, üstünde top sektiriyor. İkincisinde o kumaşın üzerinde oynuyorlar. Allah Allah. Peki üçüncüsünde? Havaya kaldırıyorlar. Arkadaşlar ne olabilir acaba ya? Aa, bir de kumaşın altına mı girmişler? Hayli ilginç bir şey. Öyleyse ne yapalım? Paraşütle oynamak çok eğlenceli. Metnini okuyalım arkadaşlar. Paraşütle oynamak çok eğlenceli. Çocuklar paraşüt adı verilen renkli yuvarlak kumaşla ve küçük toplarla bir oyun oynuyor. Paraşütü yukarı kaldırıp aşağı indirerek toplarını zıplatıyorlar. Ha, ilk resim demek ki bununla ilgiliymiş arkadaşlar. Paraşütü yere serip üzerinde oyun oynuyorlar. Zıplayarak paraşütün üzerindeki bir renkten diğerine geçiyorlar. Güzel bir oyunmuş. Devam ediyoruz. Paraşütü iyice havaya kaldırıp yer değiştirme oyunu oynuyorlar. İşte iki kişi paraşütün altından koşarak geçip yer değiştiriyor. He, onun için arkadaşlar bu havada. Bütün sırlarımız açığa çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Aa, evet. O merak ettiğimiz sorunun cevabı ne acaba? Bakalım. Bir de şuna bakın. İçeride neler oluyor dersiniz. Çocuklar paraşütün içinde hep birlikte şarkı söylüyor. Ha, nasıl bir şarkı söylüyorlarmış acaba? Sen de buradaki sözlere bir müzik uydurup şarkı söyleyebilirsin. Olabilir mi? Bir bakalım. İlk önce metni okuyalım. Sarı, yeşil, mavi, rengarenk paraşütün altında oyun oynamak çok eğlenceli. Turuncu, mor, kırmızı, rengarenk paraşütün altında şarkı söylemek çok eğlenceli. Olabilir ya. Durun bir dakika, bir bakayım. Sarı, yeşil, mavi, sarı, yeşil, mavi, rengarenk paraşütün altında oyun oynamak çok eğlenceli. Turuncu, mor, kırmızı, turuncu, mor, kırmızı, rengarenk paraşütün altında şarkı söylemek çok eğlenceli. Bence oldu. Sizce? Yorumlarınızı alta yazabilirsiniz arkadaşlar. Kübra Sıvışoğlu yazmış bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de 3 tane kelimemiz ve onların tanımları var. Bunları eşleştirmemizi istiyorlar. Evet, ne diyor birinci tanımımız? Pamuk, yün, ipek ve benzerinden makinede dokunmuş her türlü dokuma. Bu kumaş mı, müzik mi, paraşüt mü acaba? Evet arkadaşlar, dokunmuş her türlü dokumaya ben kumaş diyorum arkadaşlar. Hava taşıtından veya yüksek bir yerden atlayan insanın kontrollü bir şekilde yere inmesini sağlayan araç. Buna ne diyordum arkadaşlar? Müzik çok anlamlı olmasa gerek. Paraşüt, evet kesinlikle bu. Belirli bir kuralla bağlı olarak düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınmasına biz ne diyoruz? Müzik diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerle anlamlarını kartlara yazınız ve bu kartları sözlüğünüzdeki ilgili harflerin olduğu sayfalara yapıştırınız diyor bize. Evet arkadaşlar, neyi öğrendik? Müzik, kumaş ve paraşüt. Hadi bunlarla ilgili cümleler söyleyelim. Bu kumaş çok kaliteli. Bu birinci cümlemiz. Bakın kumaş kelimesini kullandım. Devam ediyorum. Müzikle uğraşmak eğlencelidir. Evet, bakın müzik de kullandım cümlenin içerisinde. Sonrasında paraşüt göklerde süzülüyor. Paraşütü de kullandım. Arkadaşlar cümle içerisinde kullanırken anlamına uygun bir şekilde kullanmaya dikkat
edelim. Aşağıdaki resimleri inceleyin ve metnin konusuna uygun olan resmi işaretleyerek belirtin. Arkadaşlar, çocuklar burada ne yapıyorlar? Saklambaç oynuyorlar. Bu çocuk burada müzik dinliyor ama bizim bakacağımız yer burası değil arkadaşlar. Nedir? Paraşütle oynayan arkadaşlar. Evet, öyleyse cevabımız birinci resim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kelimeler verilmiş bize. Onların zıt anlamlarını bulup cümlelerini yazacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Büyük kelimesinin zıt anlamlısı evet, küçük. Peki cümle içerisinde kullanacak olursak büyük, küçük, herkes geldi diyeceğiz. Başka bir şey de kullanabilirsiniz tabii. Ben bunu kullanmayı tercih ettim. Aşağı kelimesinin zıt anlamlısı arkadaşlar yukarı. Evet, cümle içerisinde kullanalım arkadaşlar. Yukarıda biri var. Peki üstünde kelimesinin zıt anlamlısı ne? Evet, altında. Peki bununla ilgili bir cümle kurabilir miyiz? Binanın altında bakkal var. Bu eskiden de arkadaşlar. Evet, az kelimesinin zıt anlamlısı ise nedir arkadaşlar? Çok. Evet, bunu da bir cümlesini kuralım. O eşyadan bende çok var. Peki yukarı kelimesinin zıt anlamlısı ne arkadaşlar? Evet, aşağı. Aşağı, hemen aşağıya iniyorum. Dikkat ettiniz mi? Burada aşağı kelimesi var, zıt anlamlısı yukarı. Burada yukarı kelimesi var, zıt anlamlısı aşağı. Birbirlerinin tam tersi. Evet, resimleri inceleyin ve sizce konuşmacılardan hangisi diğerlerine göre daha etkili konuşuyor açıklayın. Şu arkadaşımıza bir bakabilir misiniz? Utanmış, çekinmiş, kendisini heyecandan galiba böyle ve anlatamıyor kendi derdini. Peki şuradaki arkadaş diğerleriyle bir göz teması kurmuş. Evet, başka elindeki metni de olabildiği şekilde güzel konuşuyor. Eller, ayakların duruşu, her türlü şey maşallah çok güzel bir boyutta. Öyleyse hangisi daha etkili konuşuyor? Maalesef bu arkadaşımız değil. Evet, erkek arkadaşımız. Devam ediyoruz. Konuşurken ne yapmamız gerektiğini şimdi bir tekrarlayalım arkadaşlar. Karşımızdakiyle göz teması kurmalıyız. İşitilebilir bir ses tonu kullanmalıyız. Ve konuşurken tabii konu dışına çıkmamalıyız arkadaşlar. Kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. Yani kelimeleri ağzımızdan doğru çıkarmalıyız. Doğru şekilde kelimeleri söylemeliyiz arkadaşlar. Ve en önemlisi arkadaşlar, biz bu metinleri neden işiyoruz? Anlamını bilmediğimiz kelimeleri neden koyuyorlar metinlere? Tabii ki de anlamını yeni öğrendiğimiz kelimeleri konuşmalarımızda, yazılarımızda, her türlü hayatımızın her yanında kullanabilmek için arkadaşlar. Ve konuşmamızda ne yapacağız? Ne dedik arkadaşımızın? Beden dilimizi etkili bir şekilde kullanmalıyız. Beden dili çok önemli arkadaşlar. Devam ediyor. Beden dili vücudumuzun konuşurken yaptığı hareketlerdir arkadaşlar. Özellikle yüzümüzün, ellerimizin, kollarımızın hareketleridir arkadaşlar. Bunların dinleyiciler üzerinde etkisi çok fazladır arkadaşlar. Mesela diyelim ki ayakların çok fazla hareket ediyor, ellerin, kolların çok sallanıyorsa, valla kusura bakma, söylediklerine değil senin eline koluna bakarlar arkadaşlar. Ve dikkati dağıtır bu arkadaşlar. Ve eğlenceli bir olayı asık bir suratla anlatmamız da konunun içeriğini anlaşılmamasına neden olabilir. Babam bana bir sürpriz yaptı. Hediye almış. Demek mi yoksa babam bana bir sürpriz yaptı, bana hediye almış, ne kadar da çok mutlu oldum demek mi? Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapmışlar? 3 tane metin vermişler bizlere. Evet. Arkadaşlarımla okulun bahçesinde oyun oynadık. Ethem, Hasan ve Beşir sinemaya gittiler. Elim sende oyununu çok severim. Bu cümlelerin hepsi nedir arkadaşlar? Anlamlı ve kurallı cümlelerdir. Ve anlamlı ve kurallı cümlelerde bir iş, bir oluş, bir duygu veya bir düşünce anlatılır. İş, oluş, duygu, düşünce, tanım. Bunlar arkadaşlar nasıl yapılıyor? Kurallı bir şekilde kelimelerin dizilmesiyle oluşturuluyor.
Evet, biz de bir cümle tasarlayalım ve cümleleri kurarken arkadaşlar büyük harfle başlamayı ve sonuna nokta işareti koymayı unutmayalım. Ne diyor kelimelerimiz geldi Zeynep bize? Bakın arkadaşlar, bunları beraber yapacağım zaman, bunları dizeceğim zaman ne diyeceğim arkadaşlar? İlk önce hangisi gelebilir? Evet, Zeynep 1'e gelebilir. Peki ikinci olarak Zeynep bize geldi. Zeynep geldi bize. Ha, bize daha mantıklı. İkincisi bize. Üçüncü kelimemiz de geldi. Ve bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırayla yazıyoruz. Zeynep bize geldi. Sonuna nokta. Bakın cümlenin başı büyük harfle yazılıyor. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun Hasan Elif'le ve oynadık. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hasan, evet bu birinci. Ve, çünkü iki kişiden bahsediyor arkadaşlar. Hasan ve Elif'le, evet. Oyun, evet dördüncü. Oynadık, beşinci. Hadi bunları sırayla yazalım. Evet, Hasan ve Elif'le oyun oynadık. Evet, televizyonda izledik annem ve babamla film. Annem ve babamla televizyonda film izledik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nasıl oluyormuş? Düzenli, anlamlı ve kurallı bir şekilde oluyormuş arkadaşlar. Ödevini Osman yapmamış. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Osman ödevini yapmamış. Evet, yazıyoruz arkadaşlar. Osman ödevini yapmamış. Peki bu arkadaşlar hangi oyunu oynuyor diye soracağız. Sizce? Evet, bu arkadaşlar yakan top, yani can oyununu oynuyorlar. Kuralları da şimdi bizim önümüze geliyor. Köşedeki grup ortadakilere topu dokundurmak için uğraşıyor. Diğeri de toptan kurtulmaya çalışıyor. Topu havada yakalarlarsa bir can alıyorlar. Oyun ortadaki gruptan kimse kalmayıncaya kadar devam ediyor. Daha sonrasında diğer grup. Evet, metnimizin başında ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada oynanan oyunu anlatıyorduk. Neydi o? Körebe. Oyunculardan birinin gözü bağlanıyor. İlk dokunduğu kişi ebe oluyor. Ve bu oyun böylece devam ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi de cümlede önemli bir unsura denk geleceğiz. O da nedir arkadaşlar? Virgül. Virgül ne işe yarıyor? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeleri, sözcükleri, söz öbeklerini ne yapıyor arkadaşlar? Birbirlerine bağlıyor, onları aralarına giriyor arkadaşlar. Mesela kalemimi almayı unutmadın, silgimi almayı unutmadın, kitabımı almayı unutmadım, defterimi... Böyle söylemeye ne gerek var arkadaşlar? Kalemimi, silgimi, kitabımı ve defterimi almayı unutmadım. Bakın hepsini birleştirdim ve en sonunda ne dedim? Almayı unutmadım. Daha önce Ankara'yı gezdim, İstanbul'u gezdim, Batman'ı, Aydın'ı gezdim demiyoruz. Ne yapıyoruz? Hepsini sıra sıra koyuyoruz. Ankara'yı, İstanbul'u, Aydın'ı ve Batman'ı gezdim. Siz de defterinizin içine virgül işaretini kullanacağınız iki cümle kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Kelimelerin, cümlelerin içine noktalama işaretlerini doğru bir şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Haydi okuyalım. Hasan, Elif ve Duru bize gelecek. Bakın Hasan var, Elif var, Duru var. Bunlar ayrı kişiler mi? Öyleyse birbirlerini ayıralım arkadaşlar. Hasan, Elif ve Duru. Bakın dikkat ettiniz mi? Virgülün en son olduğu tarafta V kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, gelecek cümlemiz bittiyse noktayı koyuyoruz. Zübeyde'nin mavi, kırmızı, yeşil ve mor renklerinde birçok kalemi var. Bakın mavi ayrı, kırmızı ayrı, yeşil ayrı, mor ayrı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunların hepsine virgül koyuyoruz. Ve sonra ne diyoruz? Cümlemizi bitiriyoruz. Neyle? Tabii ki de noktayla. Evet, arkadaşlarınızla birlikte oynamaktan hoşlandığınız bir oyunu ve bu oyunun kuralları hakkında konuşunuz.
konuşmanızı yaparken 4. etkinlikteki kurallara uymayı unutmayınız. Evet, şimdi de arkadaşlar ne yapacağız? Resim, resim, resim. Paraşütü metinde söz edilen renklerle boyayacağız arkadaşlar. Ben bunu size bıraktım. Keyfinize göre çizebilirsiniz. Ve. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir ders anlatım videosunda, bana ders anlat öğretmenim videosunda tekrardan buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.